Türkiye için çok önemli bir yatırımın olduğu noktaya geldik. Neredeyiz? Kuzey Marmara Silivri doğalgaz depolama alanındayız. Her birisi 9 tane kuyuya hükmediyor. Çevreyi kirletiyor mu? Depremi tetikliyor mu? Balıklara, denize, deniz canlılarına zarar veriyor mu? Aradığımız bütün soruların cevabını bugün sizlerle paylaşacağız. Sürdürülebilir enerji noktasında Türkiye'nin en önemli yatırımlarından bir tanesi olan ve BOTAŞ'a ait olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesislerini gezdik. Silivri'de iki tane büyük platformu bulunuyor. Silivri Doğalgaz Depolama Tesisleri BOTAŞ'a ait, Silivri İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmakta. 2007 yılından beri hizmet vermekte. Aslında Silivriler bu konuya oldukça aşina. Ta eski Türkiye Petrolleri'nin keşfettiği sahadan, denizdeki platformdan beri aslında bu konuyu biliyorlar Silivriler. Ama birazcık daha detaylı olarak da tabii anlatmakta fayda var. Bu yatırımı neden Silivri'ye getirdi devletimiz? Şimdi şöyle, bizim burada depolama yaptığımız alan doğal bir yapı. Doğal bir yapı ve biraz önce de bahsettiğim gibi Silivrilerin çok aşina olduğu 1995'li yıllarda Türkiye Petrolleri tarafından sondajları yapılan ve 97 gibi de üretime alınan bir saha. Ve Türkiye'nin o dönemde de depolamaya uygun olarak kullanılabilecek en büyük sahası. O yüzden Silivri'de olmak zorunda. Marmara Denizi'nin işte bu yaklaşık 2-3 kilometre açığında bizim rezervuarımızın yerleşimi. 4.6 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip, şu anda da Türkiye'nin en büyük deposu pozisyonunda. Tesislerin Silivri'de kurulmasının bir amacı da şu: İstanbul'a yakın bir nokta. Depo ortamı olarak da zaten şu an bulunduğumuz noktaya, depolarımızın olduğu yer yaklaşık işte 3.5 kilometre uzaklıkta. Bu anlamda Silivri'de olması gerekiyor tüketilmiş gaz sahasına en yakın olduğumuz nokta olarak. Şimdi biliyorsunuz ki eski bir platformumuz vardı Silivri'de, denizde açıkta. Onu biz demonte edeceğiz. Onun kuyularını kapattık onların. Yeni iki tane platformu inşaat ve montajını tamamlayıp yerine koyduk. Üzerinde sondajlarımız da bir tanesinde tamamlandı. Diğerinde de inşallah kısa süresi içerisinde tamamlayacağız. Ben de yaklaşık 20 yıldır bir Silivri şeyi olarak, artık vatandaşı olarak diyeyim. Şöyle, o sesler tabii ki vatandaşlarımızı rahatsız etti. Ama siz de bahsettiğiniz gibi Avrupa'da, işte dünyada bir gaz krizi ortamında, atmosferinde bizim de bu yatırımları hızlı bir şekilde sonlandırıp ülkemize arz güvenliği açısından sağlamamız gerekiyordu. Bu yatırımlar sayesinde inşallah önümüzdeki kışı da sağlıklı ve şey bir şekilde, problemsiz bir şekilde atlatmayı hedefliyoruz. Sesler noktasına geçersek, bu sesler atmosfere biz açtığımız kuyulardan bir miktar test üretimi, bir miktar da temizlik üretimi yapmamız gerekiyor. Bu temizlik üretimleri ve test üretimleri sırasında yüksek basınçlı bir ortamdan, atmosferik ortamı açtığımız için doğal olarak bir akış sesi geliyor. Ve yanma sesiyle beraber de o parlama sesiyle bir ses oluşuyor. Bunun ne çevreye, ne topluma, ne işte denizdeki canlılara herhangi bir şekilde bir zararı kesinlikle bulunmamakta. Zaten kullandığımız doğalgazda öyle deniz içerisine bırakılan sıvı ya da işte gaz bilmem ne, böyle bir durum olmadığı için o açıdan da herhangi bir şey yok. Tamamen kapalı sistem olarak sondajlarımız gerçekleştiriliyor. Boru hatlarıyla tesise alınıyor gaz ve denize hiçbir şekilde zarar ya da kirlilik yaratmadan gazı biz tekrar kullanıma sunmuş oluyoruz. Biz bütün tesislerimizi, bütün çalışmalarımızı uluslararası standartlara göre gerçekleştiriyoruz. Bu uluslararası standartlara göre gerçekleştirdiğimiz çalıştırmalarda tüm güvenlik önlemleri zaten alınmış durumda. İşte bu tesisler, platformlar, borular dizayn edilirken bunlar mühendislik hesaplamaları, dizayn simülasyonları yapılarak bunlar yapıldığı için herhangi bir şekilde onları tereddüt edeceği bir durum yok. Ben de sonuçta burada neredeyse yılın her günü bu tesisin içinde, bu basınçlı ortamda çalışıyorum. Yani korkacak bir durum yok o açıdan. Platformumuzun bir tanesindeki çalışmalar tamamıyla bitti. Diğerinde kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Tamamlandıktan sonra herhangi bir şekilde zaten ses duymayacak kimse. Orada yakma işlemi de olmayacağı için ses olayı ortadan kalkmış olacak. Silivri'deki bu olası Marmara depremine tetikleyici bir unsur taşıdığını söyleyebilir miyiz? Yani bu konuyu da, bu merakı da ortadan kaldırmak için sorayım bu soruyu da.
Şimdi bilimsel araştırmalar öyle bir tehlike olmadığını gösteriyor. Bunlar doğal gaz rezervuarlar, doğal yapılar ve milyonlarca yılda oluşmuş ve milyonlarca yıldır da korunan yapılar. Şimdi biz keşif basıncımızın hiçbir şekilde üstüne çıkmadığımız için, doğal bir yapının ilk oluşum standartlarını koruduğumuz için öyle bir risk beklenmiyor. Yapının büyüklüğüne göre çok küçük şeyler, dokunuşlar. Oraları yani sallama ya da fay hattına aktif hale getirme gibi etkileri olacak düzeydeki dokunuşlar değil bizim dokunuşlarımız. O yüzden herhangi bir şekilde depremi tetikleyici bir şey bilimsel olarak da beklenmiyor. Özellikle bu yaz yaptığımız sondajlarda da gerek Silivri halkına, gerekse tatil için gelen Silivri'de yazlığı olan ya da işte herhangi bir şekilde günübirlik gelip giden insanlara gürültü anlamında ve bazen koku olabilir belki. Rahatsızlık vermiş olabiliriz. Sabırlar için onlara ben teşekkür etmek istiyorum ama bu ülkenin daha mutlu yarınlara ulaşabilmesi için hep beraber bu şeylerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim bütün Silivri halkına ben de sabırlar için. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yanımıza katıldığınız için Kasaba TV ve Okulanı Silivri adına. Efendim, akılda kalan bütün soruları buradan yanıtlamaya çalıştık sevgili müdürümüzle birlikte. İnşallah en azından bazı konuları sizlerle paylaşmış olduk. Sizler de almanız gereken mesajları almışsınızdır diye düşünüyorum. Sizlere de sevgiler, saygılar sunuyorum.